Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Uğur Bey, sektörümüzden vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle biraz sizleri tanımak istiyoruz. Uğur Bey kimdir? Sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Biz 2010 senesinden beri boyasız göçük düzeltme sektöründe olan bir firmayız. Pars olarak. Ben Ataşehir Merkez Şubemizdeki servisin müdürüyüm. Diğer iki sorumlu arkadaşla beraber burayı idare ediyoruz. Yaklaşık 7 senelik bir geçmişimiz var, demin bahsettiğim gibi. Burada 15-20 senelik teknik tecrübesi olan personellerle beraber bu işi yapmaya çalışıyoruz. Kaç tane şubemiz var? Şu an Türkiye genelinde 25-26 tane şubemiz var. Hı hı. Bunlar franchise şeklinde çalışıyor. Merkez şubesi burası. Evet, çok güzel. Peki neler yapıyoruz? Biraz vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedelim bizlere. Bizim amacımız müşterilerin araçlarında çarpışmalardan dolayı veya işte çeşitli kazalardan dolayı olan hasarlarını, araçların değer kaybını engelleyerek boyasız onarmak. Bizim asıl işimiz bu. Hı hı. Boyasız göçük. Boyasız göçük deniliyor, boyasız onarım diyor, onarım deniliyor. Dediğim gibi amacımız tamamen araçları boyasız onararak müşterilerimizin araçlarındaki değer kaybı olayının önüne geçmek. Temel çıkış noktamız burası. Peki nasıl onarıyoruz? Ne tür işlemlerden geçiyor? Biraz işlemlerden bahsedelim. Bunun için çeşitli tekniklerimiz var. Bunlardan en sık kullandığımız 3 tanesini size sayayım. Birincisi çektirme yöntemiyle düzeltme dediğimiz yöntem. Bunda silikonlar yardımıyla araca silikon uçlar yapıştırarak çekiyoruz. Bu şekilde boyasını kaldırmadan müdahale ediyoruz. Hı hı. İkinci yöntem ise masaj yöntemi dediğimiz, aracın muhtelif yerlerindeki giriş çıkış noktalarından metal çubuklar sokarak arkadan ittirerek metal sacı hafif hafif masaj yoluyla düzeltiyoruz. Son teknik de manyetik makine dediğimiz, indüksiyon mantığıyla çalışan bir makinemiz var. O makinayla çok hafif göçükleri çekiyoruz. Genelde teknikler bunlar. Hı hı. Peki ne kadar sonuç alabiliyoruz? Yüzde kaç oranında? Aracın hasarına göre değişiklik gösteriyor ama genelde %80, %85, hafif hasarlarda %90'a kadar çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Hı hı. Peki bu işin püf noktası nedir size göre? Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Hizmet verirken şunlara dikkat ediyoruz. Tecrübe çok önemli. Bu işi yapmak çok basit değil. Personelin çok sabırlı olması ve iyi bir eğitim almış olması gerekiyor. Bizim buradaki personellerimizin hepsi kaporta geçmişli. Bu eğitimi bizden almış. Bu işin profesyonel eğitimi bizden almış. Sertifikalı personeller. Dolayısıyla bu iş yapacak kişilerin bu işi iyi öğrenmiş olması gerekiyor ve çok sabırlı olmaları gerekiyor. Çünkü çok basit bir işlem değil. Teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgiler aldık sektörünüzle alakalı. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler. We'll be right back.